Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında 73 fırka ne demektir? Müslümanlar niçin 73 fırkaya ayrıldılar? Bunu açıklamaya gayret göstereceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Ve bazı rivayetlerde bunların biri dışında hepsi ehli cehennem olacak. Böyle bir açıklama da var. Ve zayıf bir rivayette biri dışında hepsi ehli cennet olacak. Böyle bir açıklama da var. Acaba 73 fırka ne demek? Bundan ne anlayacağız? Bunu kısaca şöyle değerlendirmek mümkün. Arapçada 7, 70, 700, 7000, 70000 bu gibi şeyler çokluk bildirir. Alimlerin çoğu 73 fırkayı, yani 70 küsur yapıyor. Müslümanların çok farklı gruplara, farklı mezheplere, farklı cemaatlere bölünmesi, farklı görüşler içinde olmaları bu anlamda değerlendirmişler. Ve bu tarihi bir realitedir. Sırf bizimle alakalı değildir. Zaten hadis-i şerifte Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Daha sonra gelen Hristiyanlar biraz daha fazlasıyla 72'ye bölündü. Ümmetim de biraz daha fazlasıyla 73 fırkaya bölünecek deniliyor. Demek ki Yahudilerde değişik fırkalar olduğu gibi, Hristiyanlarda değişik fırkalar olduğu gibi Müslümanlarda da değişik fırkalar çıkacak. Hristiyanlıktan ben örnek vereyim. Bugün Hristiyanlıkta Katolik olanlar, Katolik mezhebinde olanlar var. Ayrıca Protestan mezhebinde olanlar var. Fener Rum Patrikhanesi ayrı bir grup. Daha bunun gibi Hristiyanlar içinde epey değişik mezhepler, farklı farklı din görünümünde adeta görünümler bulunmakta. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani böyle farklı gruplara bölünmek, farklı mezheplerin ortaya çıkması sadece İslamiyet'te görülen bir durum değil. Hristiyanlarda da bu var, Yahudilerde de bu var, başka dinlerde de yine bu var. Daha doğrusu ihtilaf beşeri bir realite. Yani sadece bizim meselemiz değil, bütün insanlığın meselesi ve insanlar bu şekilde ihtilaf içinde olabilmekteler. Peki nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şöyle anlayabiliriz. Mesela kader meselesinde bazı Müslümanlar tümüyle kaderci olmuşlar. Bunlar demişler ki insan kaderin mahkumudur. İnsanın elinden bir şey gelmez. Bunlar Cebriye görüşü. Tarih boyunca bazı insanlar bu görüşte olmuşlar. Ve insanı böyle kaderin tümüyle mahkumu ve kader programının karşısında adeta bir robot gibi görmüşler. Rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi görmüşler. İnsanın iradesini tümüyle reddetmişler. Bir başka grup çıkıyor buna mukabil. Onlar da diyorlar ki insan kaderini kendisi çizer. Ama biri ifrat, diğeri tefrittir. Bir orta görüş olması lazım. Orta görüş ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz Kur'an'a dayanan, peygamberimizin gittiği yoldan gitmeye çalışan kimseler. Bunlar, bunların alimleri orta bir yolu ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki evet ortada bir kader var. Her şeyi kuşatan Allah'ın bir kaderi var. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Evet ortada bir kader var ama diğer tarafta insanın hürriyeti de var. Kader programının olması insanın hürriyetini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla hem kader var hem de insanın iradesi var. Güneşe irade vermeyen, onu bu şekilde harekete, aydınlatmaya mahkum eden ilahi kudret insanın da hür olmasını murad etmiş. Bu insan hür olacak ve bu insan dilediğini yapabilecek. Kur'an-ı Kerim'de bu da ifade edilmiş. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ de ki Rabbinizden hak size gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. İnsanda irade var. Demek ki ikisini cem ederek orta bir yolu bulmak mümkün. İnsan tümüyle kaderin mahkum olduğu yerler vardır. Ne gibi? Mesela bir insanın erkek veya dişi olması kader programıdır. Boyunun uzun veya kısa olması kader programıdır. Gözünün rengi, saçının rengi, falan milletten olması,
Bunlar hepsi tümüyle kaderdir. Böyle bir kaderi inkar edebilmek mümkün değil. Ama diyelim ezan vakti geldi, biri meyhaneye gidiyor, biri camiye gidiyor. Bunu da kader olarak görmek yanlış olur. İnsanlar bu noktada hür bırakılmışlar. İmam-ı Gazali'nin dediği gibi insan hür olmaya mahkumdur. Daha başka görüşler var 73 fırka içerisinde. Mesela hariciler var. Hariciler Hazreti Ali döneminde çıkmış olan sert bir grup. Böyle mizacı sert, bedevi, kaba saba bir grup. Bunlar İslam'ın cihatla ilgili ayetlerini yanlış yorumlamışlar. Öyle ki Hazreti Ali'ye karşı savaşmayı cihat kabul etmiş olan kimseler. Hatta onu şehit etmeyi hizmet kabul etmiş olan kimseler. Ve bu da bir zihniyettir. Tarihte bu gibi görünümler olduğu gibi ta günümüze kadar da yansımıştır. Günümüzde maalesef bazı Müslümanlar 73 fırkadan harici zihniyetine meyledebilmekte. Müsbet hareket etmek yerine vurmayı, kırmayı, öldürmeyi hizmet zannedebilmekte. İşte bu tarzda 73 fırkanın günümüze uzantıları var. Hatta şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar günümüzde insanlar işte ben şu fırkadanım, bu fırkadanım diye 73 fırkaya kendilerini nispet etmeseler bile fikir itibariyle o 73 fırkadan bazılarına insanların zihinlerinde meyiller var. Diyelim birisine rastlıyorsunuz, her türlü günaha giriyor, ardından da diyor ki ne yapabilirim, ben kaderin mahkumuyum. Bu insan cebriye görüşünü savunuyor ve çok yanlış bir şekilde savunuyor. Bir başkasına rastlıyorsunuz, o da diyor ki kader neymiş, kader diye bir şey yok, insan kaderini kendi çizer. Bu da Mutezile denilen bir görüşü savunuyor. Çünkü Mutezile kaderi inkar etmişler ve insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır demişler. İşte bu insan belki Mutezile'nin adını bilmiyor ama onların savunduğu fikri savunabiliyor. Harici olanlar var. Bunlar da cihat konularında yanlış hükme varmış olan kimseler. Daha böyle vurdulu kırdılı bir hayatı sevenler, ölçüsüz hareket edenler ve günümüzde bazılarında bu görülebilmekte. Bir de mesela mürciye var. Peygamberimizden sonraki dönemde Müslümanlar arasında büyük günah meselesi bayağı bir tartışılıyor. Mürtekibi kebire denilmiş buna. Büyük günah işleyenin durumu ne olacak? Mesela bir insanın ölümüne sebebiyet vermek, masum bir insanın ölümüne sebebiyet vermek büyük günahlardandır. Ve ayet-i kerimede ve men yaktul mu'minen müteammiden fecezâhu cehennem buyuruluyor. Kim bir mümini müteammiden kasten öldürürse onun cezası cehennemdir. Böyle bir durumda bakıyorlar sahabeler döneminde bazı dahili kargaşalar oluyor. Müslüman Müslümanı öldürme gibi durumlar oluyor savaşlarda. Bunların durumu nedir? Cennete mi gider, cehenneme mi gider? Epey böyle o günün gündeminde bunlar tartışılmış. Bazıları tümüyle kafir diye görmüşler. Bir kısmı imanından dolayı öldürmüyor. Bu dahili bir olaydır, bir fitnedir. İçtihadında yanılmıştır. Bu onu küfre götürmez demişler. Derken bir grup da çıkıyor. Mürciye denilen bir grup. Onlar diyorlar ki nasıl ki bir insanda eğer iman yoksa bütün diğer yaptığı amellerin bir kıymeti yoktur. Tam tersi de doğrudur. İman varsa ne halt işlerse işlesin bu cennetliktir diyorlar. Ve bakıyorsunuz bunun günümüze yansıyan bir şekli. Bazı insanlar mürciyenin belki adını bile duymamış ama diyorlar ki sen benim kalbime bak. Benim kalbim tertemiz. Biz onun kalbinin temizliğini nereden bileceğiz? Allah-u Teala kalplerdekini bilir. Ama biz insanlar olarak kalplerdekine vakıf değiliz. Bizler zahire bakarız. Nahnu ehli zahir, nahkumu biz zavahir. Ehli zahiriz, zahire göre hükmederiz. Dolayısıyla işte benim kalbim temiz demek orada insanı kurtaran bir durum değil. İşte değerli Müslümanlar, değerli izleyenlerim, gerçekten de 73 fırka denildiğinde Müslümanlar arasında farklı farklı gruplar çıkabilmiş, farklı mezhepler, farklı görüşler çıkabilmiş. Bu tarihi bir realiteyi ortaya koyuyor. Peki ne yapmak lazım? Belki herkes bunu söylüyor ama biz de ifade edelim yine. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Veda haccında şöyle buyuruyor. Size iki şey bıraktım. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Bunlara sarıldığımızda Allah'ın kitabında ne var iyi bildiğimizde, peygamberin sünnetinde ne var iyi bildiğimizde problemler ortadan kalkar ve o zaman İslamiyet'i daha net, daha olduğu şekliyle, bize geldiği şekliyle daha iyi algılayabiliriz. Dosdoğru bir şekilde anlama duasıyla Cenab-ı Hak hepimize Kur'an'ı bu şekilde anlamak nasip eylesin diyor ve hepinize hayırlı günler diliyorum.